Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ehl-i Sünnet itikadında, akaid eserlerinde bilindiği üzere elfaz-ı küfür mevzusu vardır. Elfaz-ı küfürü inşallah kısa ve öz bir şekilde işlemeye çalışacağız. Elfaz-ı küfürden kasıt küfür sözlerdir. Bugün günümüzde ama bilerek ama bilmeyerek insanlar efendim sarf ettikleri cümlelerin nerelere dayandığını, ne gibi veballere düçar ettiğini pek mülahaza edemiyorlar, bilmiyorlar. Onun için kısa da olsa bu hususta bir bilgilendirme yapacağız inşallah. Elfaz biliyorsunuz tekili lafız, söz, kelime, ifade demektir. Küfür ise kefera fiilinden türemiş, mastar olup sözlükte bir şeyi örtmek manasında kullanılan bir tabirdir. Bundan dolayı kalbindeki iman cevherini örtenlere, hakkı gizleyenlere Kur'an kefere yani kafir tabirini kullanmıştır. Allah'ı inkar etmek demek değildir küfür, bu manada baktığımız zaman. Direkt alenen inkar demek değildir. Ama aleni inkar da elbette ki küfrün çeşitlerinde vardır. Müslümanı küfre düşüren sözler normalde baktığımız zaman genelde dört gruba ayrılır. Dörde ayrılır. Bunlar istihza, istihfaf, istihkar ve istinkar dediğimiz tanımlardır. İstihza, dinin esaslarından birini alaya almak. İstihfaf, inanılması gereken ve zaruret-i diniye denilen prensipleri küçümsemek manasında kullanılır. Hafife almak demektir. İstinkar, dinle ilgili temel esasları ve dinin mukaddes saydıklarına hakaret etmek, çirkin sözler söyleyip sövmek manalarındadır. İstinkar ise bir İslami hükmü açıkça inkar etmek veya dince mukaddes sayılan efendim şeylere inanmayıp küfretmektir. Elfaz-ı küfrün hususiyeti geniştir. Onun için en baştan başlayarak nasibimizde varsa inşallah bu mevzuyu anlatmaya çalışacağız. Bölüm bölüm dahi olsa, kısa kısa dahi olsa efendim mümkün mertebe anlatacağız. Allah Celle Celaluhu'nun zati, sıfatları, fiilleri, isimleri, emirleri, yasakları hakkında şaka yolu da olsa alay ederek küçümseyici konuşma ve Allah'a Celle Celaluhu'na çirkin sözler söylemek elbette ki kişiyi dinden çıkaran hususiyetlerdendir. Rabbimiz Teala Tevbe suresinde Allah ile onun ayetleriyle onun rasulleri ile alay mı ediyorsunuz? Boş yere özür dilemeye kalkışmayın. Siz imandan sonra küfre düştünüz, küfrü tercih ettiniz diye ayet-i cellede beyan etmiştir. Küfür, şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle iman edilmesi gereken şeylere iman etmemektir. Küfrü biz genel manada değerlendirdiğimiz zaman ana başlık olarak üç başlıkta efendim toplayabiliriz. Cehli küfür, kafirlerin ve cahillerin efendim küfürleri gibi. İnkari ve inadi küfür, Firavun ve ona benzeyenlerin, işte Nemrut gibi şahısların küfrü gibi. Hükmi küfür, şer'an yani dinen
iman edilmesi gereken şeyleri hafife alma, bilmeden inkar etme neticesinde meydana gelen küfür çeşitleridir. İşte bizim de konu olarak ele alacağımız bu sonuncu söylemiş olduğumuz küfür çeşididir. En başta Allah Celle Celaluhu'ya, onun sıfatlarına, fiillerine taalluk eden küfür sözler işleyeceğiz. Bir kimse Allah Celle Celaluhu'nu layık olmadığı bir şey ile vasfeder veya isimleri ve emirleri ile alay ederse, sıfatlarından birini inkar ederse, haşa ortağı, karısı, çocuğu var derse, ona cehalet, acizlik ve noksanlık nispet ederse, Kuddüs, Kayyum ve Rahman gibi Allah'a mahsus olan isimleri mahlukata efendim takarsa elbette ki dinen kafir olur. Yine bir kimse yaratılmışlara ait olan bazı özellikleri Allah Celle Celaluhu'na izafe ederse kafirdir. Mesela bazı insanlar, özellikle doğu illerinde yaygın olan bir şeydir bu. Bizler toplum arasında bunları müşahede ediyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Tabii bunları o kişilerin kasıtlı olarak yaptıklarını, yapmadıklarını da biliyoruz. Yani bilmeden, cahilane bir şekilde sarf ettikleri efendim farkına varmadan küfür sözlere örnek olsun diye örneklendirme yapıyorum. Mesela Allah Celle Celaluhu'na dua ederken işte bizi kanadının altında saklasın ve buna benzer sözler veya bir işte büyüye gidersiniz bize dua edin efendim dersiniz. İşte yaşlılarımız genelde yapıyorlar bunu. Doğu'da biz çok defa buna şahit olduk. Onlar efendim Allah seni işte kanadının altında saklasın anlamında dua yapıyorlar. İşte bilmiyorlar ki dinen aslında bu cümle yaratılmış olan bir varlığın özelliğini Allah'a atfetmekle küfre girilen bir cümle olduğunun farkında değiller. Bunu bilmeden yapıyorlar. Aslında kastettikleri mana hani Allah-u Teala seni hıfz etsin, işte muhafaza etsin, şerlerden korusun manasında aslında yaygınlaşan bir dua tabiri. Ama işte bu inceliği bilmedikleri için farkına varmadan günaha giriyorlar. Dua ediyoruz, dua ibadeti yerine getiriyoruz zannederek. Yine hakeza efendim toplum arasında olan şeylerden bir tanesi diyoruz ki işte bize dua edin. Bakıyorsun amca, dayı, teyze neyse işte efendim büyüklerimiz Allah'ın duası olsun diyorlar. Yani bu tabir işin doğrusu bu da sakıncalı tabirlerdendir. Allah Celle Celaluhu hakkında yani Allah'ın duası olsun. Biz elbette ki biliyoruz ki bunlar bu cümleyi kullanırken hani Allah'ın yardımı, inayeti, fazlı, keremi, bereketi seninle olsun manasında kullanıyorlar. Ama işte Allah'ın duası olsun dedikleri zaman şöyle bir mana ortaya çıkmış oluyor ki işte bu kişiyi küfre sokan husustur. Biliyorsunuz dua yaratıcı olan zata, tek varlığa yapılan hususiyettir. Şimdi Allah'ın duası olsun dediğiniz zaman Allah-u Teala'yı da haşa yaratılmışların arasında siz farkına varmadan zikretmiş oluyorsunuz. Yani Allah da sanki haşa başka bir Allah'a dua ediyormuş gibi bir ifade ortaya çıkmış olur. Onun için işte bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Yine Allah
Celle Celaluhu ile alakalı efendim gün içerisinde farkına varılmadan düşülen hatalardan Allah-u Teala işte bana şunu emretse yapmam veya falan adam benim ve Allah'ın nezdinde Yahudi gibidir derse işte bu bütün İslam alimlerine göre kafirdir. Hasta olan mesela kişiler için biz bunları çünkü toplumda duyuyoruz. Bir kimse hasta olan o şahs için işte efendim bu adamı Allah unutmuştur haşa veya Allah'ın unuttuklarındandır gibi ifadeler kullanırsa işte o kişi küfre düşmüş olur. Yine bir kimse eğer ben bunu yaptıysam herhangi bir sözü efendim kendisine itham edilen veya iftira edilen bir sözü savunmasını yaparken kendisini temize çıkarma anlamında genelde kullanılan tabirlerdendir bu. Eğer ben bunu yaptıysam işte kafir olayım derse ve yaptığını da biliyorsa, gerçekten yapmışsa, bunu yani insanları inandırmak için, kandırmak için söylüyorsa kesinlikle bu insan kafirdir. Çünkü efendim burada birincisi küfre rıza vardır. İkincisi yalanını Allah Azze ve Celle'ye şahit tutuyor. Yine bir kimseye yapmadığı bildiği halde, yapmadığını bildiği halde Allah biliyor ki bunu yaptım veya tam tersini işte demiş olsa yine kafirdir. Efendim yine insan birisi işte ben Allah'tan Celle Celaluhu'ndan işte uzağım, peygamberlerden uzağım, işte ben Yahudiyim, Hristiyanım gibi efendim sözler sarf ederse dinen küfre düşmüş olur. Özellikle yeri gelmişken bunu belirtmekte fayda var. Tasavvufta biliyorsunuz bazı öğretiler vardır. Yani nefsinizi kafirlerden, firavunlardan dahi zelil bileceksiniz diye bir öğreti vardır. Bu öğretideki kasıt, efendim elbette ki nefsini Allah Azze ve Celle'den müstağni görmeme anlamında öğretilen bir öğretidir. İnsanlara ve mahlukata karşı hoşgörüyü elde etmek için kendisini en aciz bilmeyi öğrenmesi için öğretilen öğretilerdendir. Kişi kendi nefsini pis bilirse, firavun gibi bilirse, efendim dışarıda hiçbir insanın veya mahlukatla meşgul olmaz, onların hatalarını görmez hale gelir. Çünkü kendi hataları ona yeterince yeterlidir. Dışarıda insanların hatalarını göremez ve göremediği için, ilgilenmediği için bunlardan doğabilecek olan birçok günaha da bu insan ne yapmış olmaz? Girmemiş olur. Asıl itibariyle bunun için yani tasavvufta telkin edilen bir öğretidir. Lakin günümüzde cahil sofilerce suni manada kullanılmaya çok yaygın bir şekilde başlanan sözlerdendir. Ondan dolayı hani belirtmek istiyorum. Yani hatırlatmakta fayda vardır bu ifadeyi. Şimdi biz nefsimizi efendim küçültelim derken halk arasında aşikare bir şekilde biz bazı cahil sofilerin, efendim saliklerin işte benim nefsim pistir, işte ben peygamberden uzağım, işte Allah'tan uzağım veya işte efendim ben Yahudiyim, ben Hristiyan oldum, işte ben Firavunum, ben Nemrudum gibi ifadeleri serdetmeleri, söylemeleri kesinlikle ve kesinlikle dinen caiz olmayan hususiyetlerdir. Büyükler bunu öğretirlerken kişinin iç dünyasında bunu bilmesini istemişlerdir. Yoksa kalkıp da efendim halk arasında aşikare bir şekilde bunu hem de o hiçlik ve acizliği yaşamadan üstüne üstlük riyakarlık yaparcasına insanların arasında efendim sözde tevazuluyum gibi göstermek için kendini yapmak kesinlikle seni bu günaha girmekten muhafaza etmeyecektir. İşte bu şahıslar da
farkına varmadan bu sözleri sarf ederek nefislerimizi kınıyoruz zannederek ister istemez dinen imani bir kaideyi ihlal ediyorlar ve küfre düşmüş oluyorlar. Onun için dikkat etmeleri gerekir. Evet, Allah Celle Celaluhu ile gün içerisinde maalesef günümüzde insanlar arasında çokça kullanılan bazı elfaz-ı küfürlere örnek vermek istiyorum. Daha da detaylandırmak istiyorum ki, örneklerle anlatmak istiyorum ki bu mevzu hani bilinsin. Çünkü Allah-u Teala'ya efendim bizler insanlara anlattığımız zaman işte küfürden kaçının, işte Allah-u Teala'ya haşa fiillerine, zatına, sıfatlarına, efaline işte küfürlerden sakının dediğimiz zaman ister istemez tabi Müslüman oldukları için diyor ki hocam haşa biz öyle bir şeyden elbette kaçınıyoruz. Allah'a inanıyoruz. Ama işte bunların detaylandırıldığı zaman halk arasında aynı cümleyi sarf eden insanların gün içerisinde farkına varmadan bilmeden daha doğrusu efendim Allah Azze ve Celle hakkında caiz olmayan nice nice sözler sarf ettiklerini efendim görüyoruz. Onun için detaylandırma gereği duyuyoruz ki hani insanlar bunların küfre götürebilecek sebepler olduğunu bilsinler. Kişiyi günaha sokan hususlar olduğunu bilsinler diye. Söylendiği zaman kişiyi şirke efendim düşürecek olan veyahut da Müslümanları kullandıkları cümlelerden dolayı mürtet yapmasından yani dinden çıkarmasından endişe edilen çirkin sözler örnek vermek gerekirse sık kullanılan mesela ifadelerden bir tanesidir. İşte halk arasında böyle garip veya işte saf gibi olan efendim insanlara Allah'lık tabirinin kullanılması. İşte bu adam Allah'lık tabiri. Küçümseme, istihza etme anlamında kullanılan bir tabirdir. Efendim veyahut da tam tersi sıkça duyuyoruz. Özellikle argoda biz bunları çok duyuyoruz. İşte Allahsız, kitapsız birbirine kızdığı zaman böyle kitaplarda bulunuyor. İşte bunlar efendim küfre giren sözlerdendir. Kişinin küfre girmesine sebebiyet veren sözlerdendir. Veya efendim herhangi bir işini, gücünü yaparken düştüğü durumda çıkmaza, düşmüş olduğu çıkmazı anlatma anlamında farkına varmadan kullanılan tabirlerden, mesela işte işimiz Allah'a kaldı tabiri, kişiyi günaha sokacak bir tabirdir. Müslümanın her işi Allah'ladır zaten. En son yani bütün işleri sanki başkaları yapıyormuş veya o gücü kuvveti başkaları veriyormuş da efendim en son tıkanmış da iş Allah'a kalmış tabiri kesinlikle yanlış bir tabirdir. Efendim yine halk arasında biz bunları duyuyoruz. Bir tanesi de özellikle bu kelimenin ne gibi manalar içerdiğini bilmeyen cahillerce biz mesela kullanıldığı zaman tepkiler alındığını da görüyoruz. İşte iki kişi konuşuyor, işte sözleşiyorlar, diyorlar ki işte yarın görüşelim veya işte şu işimizi yap. Öbürü de diyor ki inşallah olursa işte yaparız, inşallah fırsat bulursak geliriz gibi. Karşıdaki kişi bu sefer diyor ki bana diyor inşallah diyor deme diyor. Kesin diyor söz ver diyor. Mesela şimdi bunlar cahilane sarf edilen gerçekten sözlerdir. İnşallah Allah izin verirse demektir. Yani Allah izin verirse ben geleceğim veya Allah izin verirse evet ben bunu yerine getireceğim gibi aslında bu kesin bir sözdür. Ama karşıdaki insan bana inşallah deme, kesin söz ver derken inşallah sözcüğünü hafife alıyor bakın. Farkına varmadan. Anlatabildim mi? Oysa bir bilse ki bu insan Yusuf peygamberin aleyhisselam zindanda 7 yıl boyunca kalmasının sebebi
bu cümleyi zikretmeyişidir. Yani biliyorsunuz, rüya tabiri ilmini biliyordu. Zindana düştüğü zaman aslında kısa süreliğine zindana girmişti. Efendim kralın mahkum etmiş olduğu biliyorsunuz ayetlerde geçiyor zaten. Hani temas etme anlamında söylüyorum kısaca. Mahkum, iki tane mahkumun gördüğü rüyaları tercüme ediyor. İşte manalandırıyor mübarek. İşte yarın diyor kralın diyor huzuruna gittiğiniz zaman diyor efendim inşallah beni onun yanında anın. Yani rüya ilmini bildiğimi söyleyin cümlesini kullanmıyor. İnşallah sözcüğünü kullanmadığı için Hazreti Yusuf Aleyhisselam efendim bu şahıslar da ertesi günü kralın huzuruna gidiyorlar. İşte biliyorsunuz birisi idam ediliyor, birisi kurtuluyor. Aynen rüyanın yorumlandığı şekliyle. Derken o şahıs unutuyor. Yıllarca bak. Ta ki efendim kral o yedi başak, yedi öküz, işte sığır rüyasını göreceği zamana kadar o kurtulan şahsın aklına gelmiyor Hazreti Yusuf'un adını anma. Yani zindanda böyle bir şahıs var. Bu ilmi biliyor. 7 yıl. İşte Allah Teala da uyarıyor işte. Ondan dolayı Kur'an-ı Azimüşşan'da ey Habibim ben muhakkak ki yarın şu işi yaparım deme diye emir vardır. Yani inşallah sözcüğünü kullan. Şimdi bugün insanlar hassizleşmişler. Yarın görüşürüz, tamam görüşürüz. Demiyor ki hiç Allah izin verecek mi, vermeyecek mi? Rabbimiz Teala efendim bizi yarına çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Bu tarz şeyleri tabii ne yapıyorlar bilmeden göz ardı ediyorlar. Farkına varmadan günaha giriyorlar. İşte bunlar gün içerisinde bakın insanlar aslında küfürle iman arası günümüzdeki insanlar gidip gidip geliyorlar. Farkında değiller yani. İşin doğrusu bu. Evet. Veya işte efendim günümüzde özellikle flört eden gençlerde biz bunları görüyoruz. İşte seni Allah gibi seviyorum, ilah gibi sana işte tapıyorum, haşa gibi sözcükler. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle kişiyi küfre sokan hususiyetlerdir, sözlerdir. Zaten zamanında biliyorsunuz arabesk gibi akımlar bu memlekette oldu. Arabesk dinlemeyen herhalde insan yok gibidir bu memlekette. İlla ki dinleyenler vardır. Arabesk şarkıların çoğunluğunda böyle isyankar vari, efendim isyan içeren veyahut da işte efendim kişiyi küfre sokabilecek birçok sözlere rastlamak mümkündür. Onun için işte bu tarz söylevlerden uzak durmakla kalmayacağız. Aynı zamanda efendim mümkünse bu sözleri içeren şarkılardan, türkülerden dahi uzak duracağız. İmanlarımızı muhafaza etme adına. İşte efendim yine öyle halk arasında görüyoruz işte hısım kanlılar var. İşte birbirlerine mesela kavgalar falan var. Biri birine tehditler yağdırıyor. İşte seni elimden Allah bile kurtaramaz bilmem ne gibi tabirler. Yani bunlar gerçekten haddi aşmak ve zorlamakla alakalı şeylerdir. Yani haşa ve kella bunlar kişiyi gerçekten küfre sokan hususiyetlerdir. İşte efendim 80'li yıllarda ihtilal dönemlerinde eskiden bazı karakollarda olurdu. İşte yazıların olduğu söylenir. İşte burada Allah yok, peygamber izindedir gibi tabirler. Bu halk arasının halkın arasında mesela çokça bilinen bir hususiyet olduğu için beyan ediyorum. İşte bu tarz şeyler kesinlikle küfür ifade eden sözlerdir. Efendim uzun süre mesela hastalığından dolayı yatan insanlar hakkında bazı cahillerin beyanları işte Allah bile bu insana verdiği canı alamıyor gibi tabirler haşa bunlar küfür gerektiren hususiyetlerdir. Veyahut da bu kelimeyi genelde yalancı olan işte sadık sözünde sadık olmayanlar efendim özellikle borçlarında sadık olmayan insanlar hakkında da kullanılabiliyor. Biz toplumda bunu görüyoruz.
yani borcu almanın o insanda mümkün olmadığını anlatabilme adına adam böyle diyor. Yani Allah bile onun canını almakta efendim zorlanıyor. Sen nereden o borcu alacaksın gibi bir ifade. Efendim bunlar tamamen küfür içeren sözlerdir. Allah Celle Celaluhu hakkında haşa efendim kullanılmaması gereken şeylerdendir, sözlerdendir. İşte herhangi bir hususta Allah Celle Celaluhu'nun işte hükmünün burada geçmeyeceği, o eskidendi, işte Allah'ın hükmü burada geçmez, işte Allah'ın şeriatı burada geçmez, işte o eskidendi, eski kafaların işiydi gibi söylerler de kişiyi kesinlikle ve kesinlikle küfre sokabilecek hususiyetlerdendir. Bundan sonra cima bir yaratığın yani bir yaratılmış varlığın Allah olma ihtimalini çağrıştıracak anlamda kullanılır. Kullanılan bir ifadedir. Sen Allah mısın be gibi mesela halk arasında biz bunlara da rastlıyoruz. Yine halk arasında çokça ve sıkça duyduğumuz efendim kelimelerden işte ye Allah ye, vur Allah vur. Mesela biri birini dövdüğünü anlatıyor veya kavga ettiğini anlatıyor, işte nasıl vurduğunu anlatıyor veya çokça vurduğunu anlatmak için muhtemel herhalde kullanıyor bu tabiri. İşte vur Allah vur, vur Allah vur. Yani haşa ve kella. Burada Allah Celle Celaluhu'na yaratılmış varlıkların hususiyetlerini atfetme özelliği vardır. İşte çok yemek yeme anlamında kullanılan tabir. İşte ya Allah ye, ya Allah ye gibi haşa ve kella. Bunlara dikkat etmek lazım. Yine özellikle 70'lerden sonra Türk sinemasında da bir dönem furya haline gelmiş. Ki bize göre kasıtlı yapılan şeylerdendir. Siyonist ve modernist dediğimiz efendim İslam düşmanlarının Müslümanların imanlarını tahrif edebilme adına bizce subliminal mesaj içeren içeriklerdir bunlar, bu anlatacağım şeyler. Yeşilçam filmlerinin genelde çoğunluğunda efendim sıkça kullanılan tabirlerdir bunlar. Eski filmlere bakarsanız görürsünüz. Özellikle Sezercik gibi efendim filmlerde buna rastlayabilirsiniz. İşte Allah Baba, işte efendim çocuk dua ediyor. Allah Baba ne olursun bana şunu ver, bunu ver, haşa ve kella. Yani bununla ister istemez toplumun bilinçaltına bazı subliminal mesajlar, yani Hristiyanlıktaki gibi teslis inancını çağrıştıracak efendim inançlar, mesajlar zamanında ekildi. Hala da efendim bir şekilde bunlar üstü kapalı da olsa devam ediyor. Onun için bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. İşte efendim yine güzel, işte şöhretli, alımlı kadınları sözde övelim derken sıkça kullanılan ifadelerdendir. İşte İlahi gibi kadın, haşa, işte tapınılacak kadın gibi tabirler kesinlikle kişiyi efendim dinden çıkaracak ifadelerdir. Yani küfre sokacak ifadelerdir. İşte futbolun tanrıçası, işte müziğin işte tanrıçası, bilmem sanat dünyasının tanrıçası gibi tabirler veya işte ilahesi gibi tabirler. Dikkat edilmesi gereken tabirler, bunların her birisi efendim kişiyi gün içerisinde günaha sokan hususiyetlerdendir. Efendim kişilerin mesela zorluklara düçar olduğu zaman, ağır imtihanlarla birazcık imtihan edildikleri zaman, imtihanlardan çıkışları bulmakta güçlük çektikleri zaman, farkına varmadan ama bilerek ama bilmeyerek İsyan edercesine kullandıkları tabirlerdendir. İşte Allah bizi unuttu herhalde. İşte bir türlü bu sıkıntıdan kurtulamıyorum gibi. Burada unutma varlıklarda olan, insanlarda olan efendim hususiyet Allah-u Teala'ya atfedilmiş oluyor. Allah-u Teala bu tarz şeylerden münezzehtir.
Farkına varmadan işte kişi ne yapıyor? Günaha girmiş oluyor. İşte günümüzde mesela en çok kullanılan tabirlerden, özellikle bilim dünyasıyla alakalı, yaptıkları keşifler ve icatlarla alakalı mesela, biz gerek medyada, basında bunları sıkça görüyoruz. Hatta Türkçe'de birçok yerde kullanılmaya başlandığını da görüyoruz. İşte herhangi bir şeyi icat eden şahıs için veya keşfeden şahıs için işte bunu yarattı tabirinin kullanılması. Yaratmak, halk etmek, şekillendirmek Allah Celle Celaluhu'na mahsustur. Kesinlikle bu cümleye dikkat etmek lazımdır. İcat etmek ayrı bir şeydir. Yaratmak fiilini kullanmak, bu cümleyi kullara atfetmek ise çok çok farklı şeydir. İcat, keşif, var olan bir şeyi ortaya çıkarmak demektir. Vesile olarak onu keşfetmek demektir. Onu mesela topraktan kişi çalışıyor, çabalıyor, camı üretiyor. Camın varlığını buluyor, cam olabileceğini keşfediyor, icat ediyor. Şimdi yaratmak dediğiniz zaman hem camı hem toprağı yoktan var etti anlamı taşıdığı için böyle derin manalar taşıdığı için bu cümle tehlikeli bir cümledir. Yaratmak yalnızca ve her şeyle Allah Celle Celaluhu'na mahsus olan bir hususiyettir. Halık-ı Zülcelal, Halık-ı Zülcemal elbette ki Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için dikkat etmek lazım. Yine özellikle günümüzde futbol holiganlarını sevenlerini sıkça yapmış olduğu şeylerden, işte en büyük takım bizim takım, en büyük takım bizimkisi, İşte bizim takımdan daha büyük yok veya işte günümüzde asker uğurlarken kullandığımız tabirle işte en büyük asker işte bizim asker gibi tabirler. Bunlar bakın ne mecazen, yani Allah Celle Celaluhu yukarıda anlattık dedik ya, mecazen bile olsa Allah-u Teala'nın zatını kasteden, zatına bakan, sıfatlarına bakan isimlerini, hususiyetlerini kesinlikle kullara atfedemeyiz. Yani siz Allah-u Teala'nın ekber olma özelliğini ama bilerek ama bilmeyerek işte o futbolcuları överken, o spor kulübünü överken veyahut da o askeri överken farkına varmadan böyle bir günaha giriyorsunuz. Onun için dikkat etmek gerekir. Herhangi bir şeyi sevdiği için ama dinin haram olduğundan dolayı, yasak olduğundan dolayı sarf edilebilecek sözlerden bir tanesinde mesela değildir. İşte Allah-u Teala keşke şunu haram kılmasaydı veya işte keşke şunu farz etmeseydi. Yani rahatça yapsaydık, etseydik gibisinde. Bunlar tehlikeli sözcüklerdir. Yine güzel mesela Hristiyanlar arasında veya işte ehli kitaptan veya işte ateist fark etmez. Sonuçta Müslüman olmayan güzel şöhretli, alımlı bayanları gördüğünde erkeklerin mesela sıkça kullanmış olduğu tabirlerden bir tanesi. İşte vay şu bayan benim olsaydı, onunla beraber olsaydım da işte şu kadar milyar borcum olsaydı. Keşke şu bayan benim olsa ben Hristiyan olurum. İşte şu bayan benim olsa ben Yahudi bile olurum. Bu bana he dese ben onun dinini de tercih ederim gibi farkına varmadan bu sözleri beyan eden insanlar bilsinler ki o dakika Hristiyan oluyorlar dine. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken hususiyetlerdir. Evet.
Allah'tan başkasına efendim söylenmesi caiz olmayan şeyleri başka şeyler için söylemek kişiyi günaha sokan ve küfre götürebilecek hususiyetlerdendir. İşte şarkılarda yukarıda da temas ettiğim gerçi çok sıkça beyan edilen ifadelerin arasında geçer. İşte diz çöküp önünde yıllarca taptım. İşte mihrabım diyerek yüz sürdüm. İşte bir Allah'a bir de sana taptım gibi. Efendim Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diyenler efendim. Allah-u Teala'dan başkasına dua edenler, Allah Celle Celaluhu'dan başkasından medet umanlar, Allah'ın helallerini helal, haramlarını haram kabul etmeyenler, Allah Celle Celaluhu'nun helallerini haram, haramlarını helal sayanlar, efendim Allah Celle Celaluhu'nun adından başkasına başka isimlerle kesilen kurbanlar, adaklar. İşte Allah Celle Celaluhu'nun kesin yasağına rağmen Allah'ın düşmanlarını, kafirleri sevmek, küfrü rıza göstermek, kafirlere efendim hidayetlerinin dışında başka başka dualarda bulunmak. Bunlar kişiyi günaha sokabilecek hususiyetlerdendir. Evet, kısaca bilgilendirme anlamında söyledik. Allah Celle Celaluhu hakkında gün içerisinde kullanılan, sıkça halk arasında kullanılan elfaz-ı küfürlere örnekler verdik. Detaylar için akaid eserlerindeki elfaz-ı küfür maddelerine bakabilirler. İkinci hususiyet, peygamberlere aleyhisselam yönelik küfür sözleridir. Peygamberlerin Allah'ın emir ve nehilerini bildiren kişiler olduğunu öğrendikten sonra bunu bilmelerine rağmen her getirdiğini tasdik edip iman etmek efendim biliyorsunuz farzdır her Müslümana. Bunu öğrendikten sonra peygamberlere iman hususunda ayrımda bulunulmaması gerektiğini öğrendikten sonra bir insanın işte efendim İsa'ya iman ediyorum, Hazreti İsa'ya iman ederim, Resulullah'a iman ederim ama ya Yahya biraz şüpheli veya işte Zekeriya biraz şüpheli gibi Kur'an'da efendim peygamber olduğu kesin bilinen ifade edilen zatlara böyle bir tabir kullanmak kesinlikle peygamberlere iman dediğimiz maddenin yerini bulmadığının alametidir. Kişiyi günaha sokabilecek bir hususiyettir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber, son nebi olduğuna iman etmeyen kim olursa olsun kesinlikle peygamberlere iman etme maddesini yerine getirmemiş demektir. Nitekim günümüzde efendim bu tarz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik birçok söylevler görüyoruz. Tarih boyunca modernist zihniyet, efendim siyonistler İslam'ı tahrif edebilme adına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi itibarsızlaştırma adına yüzyıllardır karalamalar yapıyorlar biliyorsunuz. Günümüzde artık bu işler iyice ayyuka çıkmaya başladı. Yani cahiller arasında dahi birçok şeyler gerek sözde aydın kesimlerce, sözde efendim ilahiyatçı kisvesi altında insanlara birçok batıllar aşılanmakta ve öğretilmekte, fitneler ekilmekte. Onun için kesinlikle günümüzde efendim Müslümanların daha çok dikkat etmeleri gerekir. Yani bu husus önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte efendim hadislerini,
mütevatir hadislerini özellikle, onlar da dahil, sünnetlerini hafife almaya yönelik fitneler ekiliyor. İnkara yönelik fitneler ekiliyor. Bilin ki Peygamberimizin sünnetlerini, hadis-i şeriflerinden birini, efendim kim hafife alırsa veya mütevatir hadislerinden birini reddederse veya ben böyle sözleri çok işittim deyip istihza ederse, kesinlikle efendim mütevatir olanlarına böyle bir tavır sergilerse kişi kafirdir. Küfre girmiş olur. Efendim mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte benim kabrimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuştur der de diğeri işte istihfaf ederse, yani ben orada işte hasırla minberden başka bir şey göremiyorum, dalga geçerse veya işte böyle bir hadisi reddederse kesinlikle kişi küfre girmiş olur. Bu hususta elbette söylenebilecek o kadar çok şey var ki ama ben mümkün mertebe kısa kesmeye çalışıyorum. Bir de halk arasında eskiden tabi bunlar olduğu için zaten kaynaklara geçmiştir. Kitaplarımıza efendim geçmiştir İslam alimleri tarafından. Ki günümüzde de bizler bazen görüyoruz, duyuyoruz. Onun için işte uyarma gereği duyuyoruz. Mesela bir kadınla bir erkek şahitleri olmadığı halde efendim birbirleriyle nikahlansalar ve Allah-u Teala ve peygamberini işte şahit tuttuk veya işte Allah ve meleklerini şahit tuttuk bizim nikahımıza derlerse, bu insanlar kesinlikle küfrü gerektiren bir söz söylemiş oldular.